Herkese tekrardan merhabalar. A Haber muhabiri İbrahim Doğan olay yerindeymiş. Aslında dün olay yerindeymiş ve Uğur Büyükşen'le görüşmeye çalışmış. Mahallede evin etrafında çekim yapıyorlarmış. Bu konuyla ilgili birden flash bir gelişme yaşanmış. Dün Uğur Büyükşen A Haber muhabirine telefonlarını açmamış. Telefonlarına cevap vermemiş. Belki de hissetmişlerdi çünkü... Dün gece yapılan gece yarısı operasyonu sabaha kadar sürmüş. Ve A Haber muhabiri İbrahim Doğan'ın anlattıkları gerçekten çok önemli bilgilerdi. ilk i̇lk gelen kaynaklarda sadece Uğur Büyükşen, Betül Büyükşen ve Mehmet Ali Dayanır'ın ve diğer aile fertleri diye geçiyor. Tek tek isimlere ulaşmaya başarmışlar ve şöyle bir şey var. Delillere jasat el koymuş, delilleri ele geçirmiş Deliller denilen herhalde cinayet silahı olabilir, cep telefonları olabilir. E, i̇lerleyen vakitte bunu da öğreneceğiz ama delillere el konuldu, delillerle beraber yakalandı demesi e, hakikaten bu defa galiba bu defa oldu diyoruz ve insanlar artık bununla ilgili e, vicdanlarıyla ilgili adalet duygusuna o kadar hasret kalmışlar ki bayram gibi kutlamaya başladılar. Bu bir erken sevinç mi bilmiyorum. Öncelikle... İbrahim Doğan diyor ki sabah saatlerinde cinayet soruşturmasında çalışan Jasat, Uğur, Büşra, Mehmet Ali, Alime Büyük Doğrucan, Muammer Büyük Doğrucan ve gelin Betül Büyükşen'in aralarında olduğu 24 kişiyi gece yarısı başlayan sabaha kadar süren operasyonla gözaltına aldı diyor ev ve arabalarında gözaltına aldı diyor. Ani bir baskınla gözaltına almış. Yine ev ve arabalarında bazı deliller ortaya çıktı ve bu delillere el konuldu diyor çok heyecanla. E, demiştim ki bu isimleri tek tek e, duyacağız, bu isimleri tek tek öğreneceğiz. Şimdilik sadece Uğur, Büşra, Mehmet Ali, Alime Büyük Doğurcan, Muammer Büyük Doğurcan ve Betül Büyükşen isimleri geçiyor saatler ilerledikçe hepsinin ismine ve bu bulunan delillere belki e, ulaşıp bir haber yapabilir A Haber şu an oradaymış ve olayla ilgili. Gizlilik kararı olduğu için detaylara ulaşamadıklarını dile getirdi. Bu detaylar sorguyla ilgili detaylar sanırım, davayla ilgili detaylar. Ama gözaltına alınmaları tabii ki gizli bir şey değil. İçeride sorguyla ilgili ne söyledikleri, varsa itirafları ya da dosyayı etkileyecek herhangi bir delille ilgili bilgileri şu an ulaşamadıklarını açıkladı. 3 yıldır Türkiye'nin gündemindeki bu cinayet hepimizin artık çözülmesini istediği, canı gönülden çözülmesini istediği bu cinayetle ilgili böyle bir gelişme açıkçası bugün beklemiyordum. Jasat elini çabuk tuttu ve delillere ulaştı. İşte bu delillerin ne olduğunu geri kalan 24 kişinin de kim olduğunu merak ediyorum ama en çok bu delillerin ne olduğunu merak ediyorum. Sizce bu deliller ne olabilir? Cinayet silahına mı ulaşıldı? Yoksa cep telefonu kayıtlarına mı ulaşıldı? Cep telefonlarına el konulduğunda işte evlerinde arabalarında arama yapıldı ve onları gece arası operasyonuyla evlerinden arabalarından alıp tutukladılar. Ee, pardon gözaltına aldılar, sorguya aldılar diyor. Ee, Uğur Büyükşen ve Büşra Büyükşen'in de Cinayetle ilgili şüpheliler arasında olduğunu söylüyor A Haber muhabiri. Öncelikle şurada e, gözaltına alınma e, videoları isteyenler var. Gözaltına alınma fotoğrafları isteyenler var. Sanırım konuyla ilgili e, bu tarz bir gizlilik e, getirilmiş. Ya da dosyanın içeriğiyle ilgili derin bilgilere muhabirler ulaşamıyor. Haber programlarında bence bu akşam bu ana haberde akşam haberlerinde daha detaylı bilgilere ulaşacaklardır ve bizimle de paylaşacaklardır diye düşünüyorum yani ben Büşra'yı Uğur'u gözaltına alınırken seyresem ne olur seyretmesem ne olur konu olan gerçekten adaletin yerini bulması ve bu maddi delillerin Burada çünkü ev ve arabalarda yapılan aramalar sonucu ortaya çıkan delillere jasat el koydu diyor. İşte bu delillerin ne olduğunu çok merak ediyorum. Büşra'nın, Betül'ün, Uğur'un gözaltına alınış sahneleri olmasa da gerçekten olur. Ve kamuoyuna aslında Türkiye'ye mal olmuş bir cinayete Biliyorsunuz Müge Anlı sezon final yapmamış olsaydı şu an canlı canlı seyrediyor olacaktık. ya e, nasıl yakalandıklarını, nasıl e, gözaltına alındıklarını. Ama dosyaya gizlilik kararı getirmiş olması da yine Türkiye'de gerçekten eee infial yaratmış bir olay olması, insanların bunu artık meraktan e, öte bir hale etmiş olması, yani kendisiyle özdeşleştirmesi, e, herkesin bu konu üzerinde bir merakı var. Herkesin bu konuya karşı bir zaafı var kendi kafasındaki şüphelilerin bir şekilde yakalanmış olması, tutuklanmış olması, onların, onların ceza almış olmasını arzu ve umut ediyor. Ben de bunların içerisindeyim ama bunca yıldır, 3,5 e, sene geçti, bunca zamandır delillerin nasıl hala ev ve arabalarda tutulmuş olmasına kafam biraz karıştı. E, cinayet silahına ulaşılabilmek için bence bir itiraf ki açık söylemek istediğim bir şey var aslında nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama ee, tabii ki bu bir bu sözden yola çıkarak üretilen bir teori. E ee, 3 yıldır JASAT delillere el koydu diyorsa 3 yıldır bu insanlar evlerinde, arabalarında bu delilleri zaten barındırmazlar. Bu 24 kişinin içerisinde kim olduğu çok önemli. Acaba Ertuğrul Ekmekçi ve e, abi kardeş onlar da bu olayın içindeler mi? Bir itirafla mı delillere el konuldu? Mesela bunu çok merak ediyorum. Çünkü 3 yıl hiç kimse evinde arabasında cinayetle ilgili cinayet silahını ya da cinayette o gece giydiği çıkardığı üstünü başını ev ve arabasında saklamaz. Nerede saklıyor ise ya saklayan kişinin itirafı mı geldi ya da saklayan kişiye yakın bir kişiden itiraf mı geldi? Çok önemli bir cümle. Jasat delillere el koydu işte eğer bu, bu dün işlenmiş bir cinayet olsaydı sabah casat delillere el koymuş olsaydı e, bomba bir baskınla böyle ansızın yapılan bir baskınla gidilip evden silah işte üst baş o denilen belki gerçek olan kar maskesi işte bilmem neyle motor siklet eldiveniyle yakalanmış olabilirlerdi ama üzerinden 3 yıl geçmiş bir cinayete dair kalıntılar ve deliller itiraf olmadan evde cesedin ya da arabada cesedin aramasıyla ele geçirilebilir mi bulunabilinir mi bu yüzden bu sebeple içimde daha da büyük bir umut oldu bu cümleye karşı jasat delillere el koydu denildikten sonra tamam dedim birisi e, cinayet aletinin ya da o gece orada giyilen e, eşyaların belki kanlı elbiselerin e, yerini söyledi ya da kendisi itiraf etti ve jasat el koydu. Ee, siz hangi mantıktasınız bilmiyorum ama ben bu şekilde yorumladığımda ve düşündüğümde gerçekten artık kaçış yolu olmadığını bu insanların e, tutuklanarak mahkemeye sevk edileceklerini haberini e, ana haberde akşam haberlerinde bekliyorum. Belki daha bile erken. E, çok heyecanlı. Gerçekten çok heyecanlı. Önemli e, cümleleri böyle bazen arasından seçtiğimde şok oluyorum. Eğer bunun eee bu delillerin düşündüğümüz deliller olma ihtimali varsa dediğim gibi hiç kimse saf salak değil. Hele bu gözaltına alınan insanlar gayet cin gibi insanlar. Evlerinde, arabalarında bu delilleri barındırmayacaklardır. Bir itirafçı çıkmadan bu delillere ulaşılamaz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi yorumum. Tüfeği duvara asmayacaklardır ya da o kanlı üst baş ya da o gece giyilen e, o kıyafetleri delil niteliğindeki o kıyafetleri e, gardıroplarına kaldırmayacaklardır. Jasatın araması boşuna değildi. Jasat nokta atışı yaptı. Peki kim bu bence itirafçı? Bu itirafçı kim ki onlara bu delilleri sundu, onlara bu delillerin yerini gösterdi? E, bir fikrim var tabii ki yani. Ben ilk videomda kesinlikle Büşra ilerleme kat etmemek için elinden geleni yapacaktır dedim ama Büşra gerçekten bazı yorumların altında da okuduğum gibi hiç sorgulanmadı bu konuyla ilgili. Hiçbir şekilde sıkılanmadı tabiri caizse. ilk kez böyle bir şey yaşadığı için gece yarısı başlayan bu operasyonla ansızın alındığı ve sorgulanmaya başlandığı için bir şekilde acaba Uğur'dan ve Mehmet Ali'den ve Betül'den daha önce çözülmüş olabilir mi? ben yine de ben yine de Uğur ve Mehmet Ali'nin daha yoğun e, bu konu üzerinde açık vereceklerini düşünüyorum. İtirafçı olduğunu düşünüyorum bu sözler sonucunda. Şasat delillere el koydu. Bir itirafçı var. E, dosyada gizli kararı var. Bu yüzden muhabirler çok detaylı bilgilere ulaşamıyor. Bu yüzden muhabirler gözaltı görüntülerine ulaşamıyor. Ama ana haberde ne değişir? Yapılan açıklamalarla neler ele verilir? Delillerin ne olduğu zaten itirafla ve tutuklanıp mahkemeye gönderilmeleri, sevk edilmeleriyle ortaya çıkar mı? Siz de benim gibi merakta mısınız bilmiyorum ama ben gelebilecek tek bir kelimeye bile itibar ediyorum. Bu yüzden e, A Haber e, takibindeyim. Gün ortasında da çıkmış sanırım. Bugün gün ortası haberlerinde de çıkmış. A Haber'de de vardı. Ana haberi bekliyorum. Ana haberden gelecek. Artık e, itirafçı mı gelir? Yoksa tutuklanarak sevk edilirler mahkemeye? Ya da bu öylesine bir gözaltı mıydı? Hep birlikte göreceğiz. Dündeyiz. Siz de duyduğunuz, gördüğünüz, e, işittiğiniz ne varsa Instagram DM'den bana ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.